Bugün elimizde yine farklı bir laptop var. Elimizdeki model HP Victus Gaming Laptop 15003NT modeli. Son dönemde yaptığım incelemelerde şöyle bir şey fark ettim. Hep yüksek fiyatlı olan modelleri incelemişim. Bugün biraz daha fiyatı aşağı çekerek hem oyunculara hitap eden hem de genel kullanıma hitap eden bir laptop arayışındaydım. Bulabildiğim, temin edebildiğim laptop da bu oldu. Sizi daha fazla bekletmeden hemen teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum ürünü. AMD Ryzen 7 5800H işlemcisi var. 8 çekirdek 16 thread Ryzen 7 5800H mobil bir işlemci. Ulaşabildiği maksimum hız 4.4 GHz. 7 nanometre üretim teknolojisine sahip Zen 3 mimarisini baz alan işlemci video, oyun, kurgu gibi işlemlerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca 45 W TDP değerine sahip olduğu için çok da düşük bir güç tüketimi sağlıyor. Aslında işlemcinin biraz bu özelliğinden bahsetmek istedim. Çok fazla güç tüketmediğini burada aslında vurguluyor bize laptop. Laptop'taki bir diğer önemli özellik olan ekran kartı ise RTX 3050 Ti. 4 GB GDDR6 belleğe sahip bir ekran kartı. Ekran kartının RTX olmasının bize belli avantajları var. Nvidia'nın DLSS özelliği de biliyorsunuz ki geliyor. Bunu yine yineliyorum çünkü yeni bir teknoloji. Hala bilmeyenler var, hala soranlar var. O yüzden söylüyorum. Oyunlarda vesaire performans isteyen belli grafiklerde bize DLSS'in faydası oluyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bellek kısmımıza baktığımız zaman 16 GB'lık 3200 MHz hızında 2x8 RAM mevcut. Yani dual channel bir RAM'leri var. Aynı zamanda 32 GB'a kadar da yükseltme seçeneği sunuyor bize. Ekranımız 15.6 inç Full HD 1920x1080 çözünürlüğe sahip, 144 Hz IPS panel, mikro kenarlı ve yansımasız bir ekran. Buranın altını çiziyorum. 9 ms tepki süresine sahip. Ayrıca 250 nitte parlaklığa sahip. Üründe Bang Olufsen marka 2 adet hoparlör bulunuyor. Bu Bang Olufsen Danimarkalı bir ses şirketiymiş. Yüksek kaliteli böyle ses ürünleri üretiyormuş. O yüzden bunu ekstra belirtmiş olalım. Hatta şimdi siz de hemen bir testini yapalım. Arka aydınlatmalı bir klavyesi var. Klavyenin arka aydınlatma dediğime bakmayın, beyaz bir ışığı var. Kablosuz bağlantı kısmında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 mevcut. Şimdi ürünün sağ ve soldaki portlarından size bahsedeceğim. Sol tarafta güç girişi, 1 adet USB tip A, 1 adet 3.5 mm combo jack, 1 adet micro SD kart okuyucu mevcut. Sağ tarafta ise 1 adet HDMI 2.1, 1 adet USB tip A, 1 adet de Ethernet LAN portu var. Bunun yanında 1 adet de USB tip C portu var. Portlara baktığımız zaman cömert davranılmış diyebiliriz. Yani Ethernet portu vesaire artık günümüz bazı laptoplarında gelmiyor ama bunda gelmiş, gerçekten o boşluğu değerlendirmişler diyebiliriz. Bizim elimizdeki ürünün rengi performans mavisi diye geçiyor. Kasası mat bir yüzeye sahip, parmak izi bırakmadı gördüğüm kadarıyla. Şimdi testlere geçiş yapalım hep birlikte. İlk oyun testimiz God of War'la başlıyoruz arkadaşlar. Hemen ayarlarımıza bir göz atalım. Ayarlar, grafikler, yüksek ayarlardayız. Görüntü ayarlarımız 3050 Ti'li oynuyoruz. 1920x1080'de oynuyoruz. DLSS'imiz açık, performans modunda gidiyoruz. Bu oyunu oynamayı unutmuşum ya. Ben bu oyunu biliyorsun oynadım. Ne yapıyoruz lan? Şuradan yukarı çıkacağız. Böyle gidiyoruz. Nerede lan gideceğimiz yer? Ha şurada. Evet, değerlerimizden bahsedeyim. Ekran kartımızın %99'unu kullanıyoruz. CPU sıcaklığımız 83, GPU sıcaklığımız 71. Minimum 54 FPS görmüşüz. Maksimum 126 FPS görmüşüz. Mevcut FPS'imiz de 64. Çıkarım, vay. Ölüyorum. Lan vursana. Dur,
Geberdi. Evet, sıradaki oyunumuz Apex Legends. Hemen oyunumuza giriş yaptık ve size ayarlardan bahsetmek istiyorum. Settings. Video ayarlarımız en yüksekte. Grafik ayarlarımız arkadaşlar. 1920x1080'de oynuyoruz. V-Sync'imiz kapalı. Biraz oynadıktan sonra değerlerden bahsedeceğim size. Bu mu daha iyi, o mu? Lan ne oldu? Lan. Evet, değerlerimizden bahsediyoruz. Ekran kartımız 3050 Ti, %99'unu kullanıyoruz. CPU sıcaklığımız 85, GPU sıcaklığımız 72. Maksimum 119 FPS'i görmüşüz. Minimum 73 FPS'i görmüşüz. Mevcut FPS'imiz de 118. İşlemcimiz ilk başta biraz sıcak çalışıyordu. Şimdi biraz daha indi açıkçası, onu söyleyebilirim. Buradan aşağı atlasak bir şey olur mu? Ölürüz herhalde. Laptopun fanları performans modunda çalışıyor gibi. Yani laptopun fanları biraz hızlı çalışmaya başladı ve yani sıcaklık bir anda 80'lere kadar düştü. Ekran kartımız zaten stabil çalışıyor. Yani 71 derecede çalışıyor. İşlemcimiz sadece biraz sıcak çalışıyor. Bunu Apex üzerinde konuşuyorum bu arada. Nasıl uçuyor lan bu millet? Evet, sıradaki oyunumuza geçiş yapabiliriz. Evet, sıradaki oyunumuz Formula 1 2022 arkadaşlar. Ben bu oyunu çok oynamadım. İlk defa oynuyorum diyebilirim. Bir ayarlarımıza göz atalım hemen. Settings, grafik ayarlarımız. Video moduna baktığımızda 1920x1080'de oynuyoruz. V-Sync'imiz kapalı. 144 Hz'deyiz. Gördüğünüz gibi high ayarlarda oynuyoruz. Yani yüksek ayarlarda oynuyoruz. 3050 Ti'mizle. Evet, oyuna devam edelim. Bu ne vur? Bu da bu Formula 1'de Elantra yok mu ya? Hyundai Elantra. Ha? Hayret, Taner'in arabasından koymamışlar buraya. İlginç. Ha değil mi? O yer uçağı, ondan dolayı öyle. Onu Flight Simulator'da oynamamız lazım değil mi Uğur? Evet, değerlerimizden bahsedelim. CPU sıcaklığımız 85 derece. GPU sıcaklığımız 71 derece. Minimum 72 FPS görmüşüz. Maksimum 101 FPS görmüşüz. Ortalama 95 FPS'de oynuyoruz. Yani bilgisayar bu oyunda iyi bir tepki veriyor diyebiliriz. Yalnız araba hızlıyken dönmüyor Uğur. İlla ayağını gazdan çektirtiyor sana. Bak adamın dibine yanaştım, bak o doblocu vardı yani. Of 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 of, bak 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 bak, yol vermiyorum Uğur, gördün mü? Ulan ne oynuyorum be. Yalnız güzel oyunmuş Uğur. Evet, sıradaki oyunumuza geçebiliriz. Evet, sıradaki oyunumuz Valorant arkadaşlar. Hemen grafik ayarlarımızdan bahsetmek istiyorum. Burada ayarladım. 1920x1080 oynuyoruz. Grafik kalitemiz en yüksekte. Değerlerden birazdan bahsedeceğim. Derken öldük. Birazdan size değerlerden bahsedeceğim. Çok değişik bir oyun ya bu Valorant. Of, gördün mü Uğur? Şurada büyük kapışma var. Değerlerimizden bahsediyoruz arkadaşlar. CPU sıcaklığımız 88. GPU sıcaklığımız 71. Minimum 192 FPS görmüşüz. Maksimum 275 FPS görmüşüz. Şu anda da mevcutta 240 FPS ile oynuyoruz. Uf, gördün mü? No scope Uğur. Bunlar hep CS'den kalan alışkanlıklar Uğurcuğum. İyiyiz ama Uğur. Tahta eliyor ama. Adamlar pro oğlum. Geber. Şundan atlayabiliyor muyum Uğur? Ya tek atıyorum oğlum ya. Valorant'ta gayet iyi sonuç aldığımı söyleyebilirim. Ya Uğur neyiz böyle? Ah ulan bu ne lan böyle? Her dakika adam doğuyor la oradan. Yok ya, ben bu Valorant'ı oynarım ya. Gördün mü Uğur? Kaçıncıyım lan? İyiyim ha. Ya Uğur beni böyle basit low'larla uğraştırma ya. Bak bak bak. Tüh be, üçüncüyüz. Evet, sıradaki oyunumuz Rainbow Six Extraction arkadaşlar. Hemen ayarlarımıza göz atıyoruz. Video 3050 Ti ile oynuyoruz. 1920x1080, 144 Hz. Ayarlarımız yüksek ayarlarda arkadaşlar. En yüksekte değil, yüksek ayarlarda. Ultra da değil yani. Bunu size belirtmiş olayım. Biraz oynadıktan sonra FPS'ten bahsedeceğim sizlere. Evet, değerlerimize bir göz atalım. CPU sıcaklığımız 81, GPU sıcaklığımız 72. Minimum 70 FPS görmüşüz. Maksimum 107 FPS görmüşüz arkadaşlar. Mevcutta da 75 FPS ile oynuyoruz.
Biraz fanlarımız yüksek derece, yani bilgisayar böyle hafif ısındığını hissettiği anda bilgisayarımızın fanları hızlı bir şekilde çalışıyor ve belirli bir sıcaklığa geri getiriyor bilgisayarı. 80'i geçtiği anda fanlarımız yüksek hızda çalışıp 80'e indiriyor. Yani bu güzel bir özellik. Bilgisayarımız çok güzel bir şekilde sıcaklığını kontrol ediyor diyebiliriz bu anlamda. Yüksek ayarlarda oynuyoruz dediğim gibi. Ultra'da değil ama yüksek ayarlarda oynuyoruz. Evet, oyun testimizi tamamlamış bulunduk. Testlerimizi gördüğünüz gibi gerçekleştirdik. Benim laptopla ilgili yorumum şu şekilde. Teknik özelliklerinden bahsederken size 9 MS'lik bir tepki süresi var dedim. Yani bugün günümüzde 1 MS 144 Hz özelliği olan laptoplar oldukça fazla. Bu üründe 9 MS tepki süresi olması açıkçası beni biraz üzdü diyebilirim. Gördüğüm eksi özelliklerden bir tanesi bu. Sıcaklık değerlerini vesaire zaten oyun testlerinde gördünüz. Benim ürünle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.